Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte yine Yükselen Sözler'de yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Bir programda daha bizleri sizlerin evlerinize ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bugün yine çok önemli hayati bir konuyu masaya yatıracağız. Kur'an'ı anlama usulünü, Kur'an'da bildirilen Kur'an'ı anlama metodunu burada bu konu üzerine çalışmalarını halen de devam ettiren ve çok önemli bir çalışması bulunan Doktor Fatih Orum hocamızla birlikte yapacağız. Kendisini hatırlayacaksınız. Daha önce de konuk etmiştik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görmeyeli iyisiniz inşallah. Özlediniz mi programı? Elhamdülillah. Özledik ama özlemimizi programı her hafta takip ederek gideriyoruz. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam izleyicilerimiz sizi artık tanıyorlar ama biz yine de bir bandımız var. Onu adet olduğu üzere giriyoruz. Buyurun. Önce biz sizi tanıyalım. Biraz sonra birlikteyiz. Doktor Fatih Orum, 1975 yılında Eskişehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünü bitirerek yüksek lisansını da yine aynı okulda yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde klasik fıkıh kaynaklarındaki kıyas anlayışının Kur'an açısından değerlendirilmesi teziyle tamamladı. Şu an Süleymaniye Vakfı'nda ilmi araştırmalarına devam etmektedir. Doktor Fatih Orum hocamızla birlikteyiz. Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı anlama usulünü, metodunu, Kur'an'ın Kur'an'dan hüküm çıkarma ya da hikmeti elde etme konusuyla alakalı nasıl okunması gerektiğini bugün burada sizlere vaktimiz yettiğince, tabii bu aslında çok derin ve çok uzun bir konu. Belki bir ay boyunca, bir iki ay boyunca sadece bu konuyu yapsak yine bitiremeyiz ama ana hatlarıyla sizlere anlatmaya çalışacağız. Hocam önemli bir konu. Böyle bir anda ayetlerle birlikte derinlemesine dalmadan önce bize bir başlangıç vermesi açısından ilk bölümümüzün ayetini izleyelim. Sonra giriş yapalım inşallah. Ayetimizi izliyoruz. Bu sözleri onlar için peş peşe sıraladık. Belki kafalarını çalıştırırlar. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz buna da inanacaklardır. Onlara okununca şöyle diyeceklerdir. Biz ona inandık. O Rabbimizden gelen gerçek kitaptır. Biz daha önce de Rabbimize teslim olmuş kimselerdik. Onlara iki kez ödül verilecektir. Bu ödüller sabretmelerinin, kötülüğü iyilikle savmalarının ve verdiğimiz rızıktan hayra harcamalarının karşılığıdır. Kasas suresi 51 ila 54. ayetler. Evet hocam, Kur'an-ı Kerim'in 28. ayeti Kasas 28. suresi Kasas suresinin 51 ve 54. ayetlerin arasındaki bu ayetler gerçekten çok fazla bilgi içeriyor. Bize bugün üzerinde duracağımız konularla ilgili detaylı bilgiler veriyor. Buyurun, nasıl başlayalım? Siz buyurun. Evet, gerçekten güzel bir başlangıç esasında Kur'an'ı anlama usulü için seçilen bu ayetler. Şimdi Erdem Bey, Kur'an'ı anlama usulü hayati bir mesele. O kadar hayati bir mesele ki bizim kitabı olan İmanımızın bir tezahürü olmalı aslında. Yani Allah'ın kitaplarına inanıyoruz diyoruz, değil mi? Allah'ın kitabına inanan bir kişi, Allah'ın kitabının ona her konuda karşılaşacağı, her konuda çözüm üreten bir kitap olduğunu da kabul etmeli. Bunu kabul eden bir kişi, Allah'ın kitabının bir usulü, bir metodu olduğunu da dolayısıyla kabul etmek zorunda. Aksi takdirde, hani kimilerinin söylediği gibi işte toplam 6000 küsur ayet. Bu ayetlerin büyük bir kısmı eskilerin işte hikayeleri, kıssaları, kimi kurgu, kimi gerçek belli değil. Onun dışında bir takım evrensel ilkeler vardır. Tamam bu, ama işte bu Allah'ın kitabına yapılmış büyük bir haksızlık. Evet. Dolayısıyla
Bunu söyleyen bir kişi de zaten Allah'ın kitabına inanmış sayılmaz. Allah'ın kitabına inanmak, onun bir müminin hayatı boyunca karşılaşacağı her problem için çözüm üreten bir kitap olduğunu inanmak ve bunu hayatında uygulamakla. Kaldı ki böyle söyleyenlerin de herhangi bir problemle ilgili bir çözümle geldiklerini şimdiye kadar ben hatırlamıyorum, siz bilmiyorum. Evet. Şimdi peki niçin Kur'an'ı anlama usulü bizim dünyamızda, bizim hayatımızda bir anlam ifade etmiyor? Bunun bir takım sebepleri var Erdem Bey. En önemli sebep bizde bir takım algılar var. Bir takım algılar. Bu algılar Kur'an'ın çözüm üreten bir kitap değil de belli bir dönemde gelmiş, bir takım şeyler yapmış ve miadını doldurmuş bir kitap ama hatırası olan bir kitap. İşte ibadet ederken okuruz, duygusal gerilimler yaşadığımız zaman okuruz, belli gün ve gecelerde okuruz. Bu. Yani kutsal kitap. Kutsal anlayış. Kitap. Çözüm üretmeyen ve sadece insanın işte bir takım gerilim anlarında ona yardımcı olan bir enstrüman. Çünkü kitabı zihnimizde böyle algılamamıza sebep olan bir takım şeyler yapılmış tarihte. Bunların en önemlisi, önde gelen sebeplerinden bir tanesi bizim Mekke'ye dair, yani Resulullah'a nübüvvetin verildiği dönem ve coğrafyaya dair bir takım şartlanmışlıklarımız. Herkes şu cümleleri hayatında yüzlerce kez duymuştur Mekke ile ilgili olarak. İnsanlığın gördüğü en kötü dönem. Resulullah'a nübüvvetin verileceği zaman Mekke'deki hayat. Aklı başında insanın nadir bulunduğu bir mekan. Ne kadar ahlaksızlık varsa hepsini gerçekleştirdiği bir toplum. Bir toplum. Ve hatta biz bunu bazen öyle ileri seviyeye götürüyoruz ki aklımıza gelen her türlü kötü şeyi rızanillah, Allah rızası için o döneme monte etme yarışına giriyoruz. Bu bizde Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna ve çözüm üretecek bir kitap olduğuna dair algının oluşmasındaki en önemli engellerden bir tanesi oluyor. Oysa Kur'an-ı Kerim indiği dönemde bize Mekke'yi böyle tanıtmıyor. Bu niçin önemli? Kur'an'ın pek çok ayetinin anlam ifade edebilmesi için Mekke dönemini bizim çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela Erdem Bey, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şu elimizdeki kitabın ister ayet sayısı bakımından, ister sure sayısı bakımından, isterse de şu an mushaf haline gelmiş bu kitabın yaprakları, sayfaları bakımından 1/3'ünden fazlası Mekke'de inmiştir. Mekke döneminin ehemmiyeti açısından sadece bu istatistik bile ne kadar yeter, önemli. Evet. Yani Risaletin büyük bir kısmının indiği, tartışmaların yapıldığı ve Resulullah'ın Risalet hayatının yarısından fazlasını geçirdiği bir dönemden bahsediyoruz. Kaldı ki hocam, eğer öylesine yarı ilkel, hatta yarı yamyam bir topluluk tarif ediliyor ki, öyle bir topluluğa bu kadar detaylı, bu kadar belagat açısından bile yüksek bir kitabın gelmesi de bir tezat teşkil etmiyor mu? Yani o adamlara zaten birkaç düzgün cümle söylediğiniz zaman şey hasıl olur, yani maksat hasıl olur. Öyle tabii ki, o açıdan da dediğiniz gibi. Oysa Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim o dönemde, yani bundan 1400 yıl önce o dönemde Mekke'nin dini bir merkez olduğunu söylüyor. Evet. Pek çok ayetinde Kabe'ye vurgu yapıyor ve insanların o dönemde Kabe'ye gösterdiği rağbetten bahsediyor. Hatta henüz Resulullah doğmadan önce Kabe'nin bu önemini çekemeyen bir ordunun Kabe'ye yürüdüğünden ve burayı yıkmak istediğinden bahsediyor. Fil suresi. Ya bu bir hikaye değil. Bu, yani bu öylesine anlatılmış, insanların biraz dikkatini toplamak, hadi biraz da ara verelim hikaye anlatayım şeklinde bir şey değil. Kabe orada. Bütün insanların o dönemde rağbet ettikleri bir yer. Ve Kur'an-ı Kerim o dönemde Mekke'nin bir hac mekanı olduğunu söylüyor. Evet. Hac mekanı. Yani
pek çok farklı yerden o dönemde insanlar ibadet için oraya geliyorlar. Ve bir teşkilattan bahsediyor, insanların hac ibadetini yapabildikleri, yapabilecekleri bir teşkilatlanmadan bahsediyor. Evet. Ve Erdem Bey, çok daha önemlisi ve bizim çoğu zaman gözden kaçırdığımız bir nokta Mekke ile alakalı olarak, son nebi beklentisi içerisinde Mekke ve Medine civarına o dönemde akın eden, orayı mesken tutan bir takım ehli kitap insanlardan bahsediyor. Yani halbuki bizim genelde öğrendiğimiz ehli kitabın Mekke'de bulunmadığı. Hatta işte sadece İsrailoğullarına mensup ya da Tevrat'a mensup kişilerin Medine ve çevresinde yerleşik olduklarına dairdir. Halbuki siz bunun tam tersinin de söylendiğini. Bununla ilgili o kadar çok ayet var ki Erdem Bey, programın başında Kasas suresinin 51, 52, 53 ve 54. ayetlerini okudunuz. Bakınız, bu Mekki bir suredir. Her ne kadar bizim bu yanlış algımızdan dolayı Mekki surelerin içerisinde geçen bir takım ehli kitapla ilgili ayetlerin hemen sonuna dipnot koyup bu sure Mekki'dir ama bu ayetler medenidir. Çünkü ehli kitaptan bahsediyor denilerek yine bir devre dışı bırakma olsa da bu ayetler Mekki'dir. Bakınız, bunun en izleyicilerimizin ezbere bildiği Maun suresi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Mekki bir suredir. Bu surenin 3. ve 4. ayetlerinde فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, yani o namaz kılanlara, o kıldıkları namazdan dolayı yazık. Çünkü namazlarına gereken ehemmiyeti, önemi göstermiyorlar şeklindeki o 3. ve 4. ayetlerin, bu sure Mekki olsa da bunların Medine'de indiği söylenir bizim şeylerimizde, kaynaklarımızda. Devamı nasıl? Devamı tekrar Mekke'de iniyor. Yani böyle bir şey düşünülebilir mi Erdem Bey? Niçin bu? Çünkü şöyle bir algı oluşturuluyor. Mekke'de tam bir kara cehalet, ehli kitap kültürü yok. Dolayısıyla namaz nedir bilmiyorlar. Haç nedir bilmiyorlar. Zekat nedir bilmiyorlar. Kurban nedir? Oruç nedir bilmiyorlar. Kabe'nin etrafında oturuyorlar ama bütün bunlardan haberleri yok. Yani. Nasıl oluyorsa. Allah istediği kadar bu adamlar namaz kıldıklarını söylesin ama öyle bir algı oluşturulmuş ki bu algıyı yıkıp bu defa Kur'an'ın meşruiyetinin önündeki bir takım şeyler, engeller oluşturuluyor. Şimdi Erdem Bey, şöyle düşünelim bir an için. Bir nebinin gerçekten bir kişinin Allah'ın nebisi olduğuna dair bizim elimizde bir takım ölçütler olmalı. Ölçütler olmalı. Yani birisi çıkacak karşımıza, diyecek ki kendimizi o döneme koyalım. Diyecek ki ben Allah'ın nebisiyim. Allah beni nebi olarak gönderdi. Bana tabi olun. Şimdi biz şöyle mi tabi olacağız ona? Ben seni, sana güveniyorum. Sen yalan söylemezsin. Dolayısıyla sana tabi oldum. İnsanlar karşı tarafa güvendiği için futbol takımını bile değiştirmezler. Dinini değiştiren, istikametini değiştiren yani, bir şey. Yani ahiret hayatını tehlikeye atan bir durumda, böyle bir şey olması insanların en hassas oldukları şeyler dini duygulardır. İnsanlar bununla o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki bunun tartışmasını bile yapmaz. Peki Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'de ve tabii ki dolayısıyla Medine'de tabi olan insanlar ona niçin tabi oldular? Bakınız, programın başında okuduğunuz ayete bakalım. 51. ayet. Evet hocam. Velekat vessalna lehumul kavle. Biz onlara kavli birbiri ardınca bağladık, gönderdik. Leallehum yetezekkerun. Ki şey yapsınlar, o tezekkür etsinler ve olayı anlasınlar. Nedir bu olay? Allah diyor ki, pek çok ayeti okuyacağız inşallah burada. Allah peygamberimize, sen sana vahiy olunanı oku, karşı taraf onlara ne dediğini anlayacaktır. Bağlantıyı kuracak. Onun için zaten bizim bir anahtar kelimemiz vardır ki tamamen içi boşaltılmış kelimelerden birisidir Erdem Bey. Tasdik kelimesi. Yani Kur'an'ın meşruiyetinin tek şeyi, önemli kavramın anahtar kavramın tasdiktir. Oysa biz bu kavramın
tamamen içini boşaltmışız. İçini boşaltmamızın sebebi de işte biraz önce söylediğim Mekke algısı. Yani bu işten anlayan, Resulullah'ın ne dediğini anlayacak kapasitede kimse yok. Ehli kitap kültürüne aşina hiç kimse yok. Oysa bakınız o 51. ayette kavli, kavil denilen şey Kur'an-ı Kerim'de bütün ilahi kitapların ortak kavramıdır kavil. El kavl. Söz. Söz. Yani o söz ama hangi söz? Allah'ın vahyi. Allah vahiylerini, peygamberlere göndermiş olduğu vahiylerini birbirleriyle irtibatlı tasdik ilişkisi şeklinde gönderir ki elinde önceki bir peygambere indirilmiş kitabı olan kişi ben nebiyim diyen bir kişiyle karşılaştığında bir dakika bana okuduğun şeyleri ben kendi kitabımla karşılaştırmak istiyorum diyebilmeli. Yani bir test aşamasından geçirmesi geçmeli lazım. Allah insanlara böyle bir ölçüt vermeli. Aksi takdirde mâ yutak yani hiç kimsenin altından kalkamayacağı bir sorumluluk. Kolay bir şey değil ki Erdem Bey. Yani karşınıza birisi geliyor. Ben beklediğin nebiyim diyor. Yani bu gerilim kolay aşılabilecek bir gerilim değil ki hiçbir mümin için. Dolayısıyla orada Rabbimiz diyor ki biz vahyi birbiri ardınca yani birbirini tasdik edici şekilde gönderdik. Dolayısıyla ehli kitap kültürüne sahip birisi okunan ayeti anlayıp evet bunun söylediği Allah'tan bir vahiy olmalı diyecek ve iman edecek. 52. ayette ne diyor? Evet, ellezine ateynahumul kitabe. Kitabe bakınız evet. Daha yani min kablihi anlamında yani kendilerine zaten daha diyorum kendilerine kitap verdiğimiz kişiler. Daha önce kendilerine kitap verilenler. Hum bihi yu'minun. Onlar evet. Buna da inanırlar, inanmak zorundalar, inanacaklar. Niçin? Nasıl bu inanma nasıl olacak Erdem Bey ayetinin nasıl devam ediyor? Ve izâ yutlâ aleyhim kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda kâlû âmennâ bihi. Adamların tek şeyi tavrı şu Erdem Bey. O ayet okunuyor ve diyor ki benim için mesele bitmiştir. Doğru. Yani bu sen Allah'ın elçisisin. Erdem Bey ilk duyduğu ayette benim için mesele bitmiştir sen Allah'ın elçisisin diyebilecek bir ölçüt olmalı. İnnehul hakku min Rabbina. Evet bu Rabbimizden bir hak yani gerçek. Bir vahiy yani. Evet. Hocam bu vassalna vahyin bir zincir halinde geldi. Yani peş peşe geldiğini bir bildiren bir kelime. Ya ben şöyle anlıyorum vassalna'yı yani her peygambere gönderilen vahiy bir önceki kitapla tasdik ilişkisi içerisindedir. Evet. Yani peygamberlere gönderilen kitaplar birbirleriyle tasdik ilişkisi zaten içerisindedir. Zaten bunu destekleyen çok sayıda okuyacağız inşallah. Evet. Erdem Bey devamında diyor ki İnnâ künnâ min kablihi müslimin. Evet. Yani şimdi bakın şöyle bir şeyi tahayyül edebilir miyiz? Mekke'de Muhammed Aleyhisselam kendilerine daha önce kitap verilmiş bir grup insana ellezine diyor. Ayet okuyor adamların tavrı şu. Tamam. Ben senin bu okuduğun ayetlere inanıyorum. Bunlar Allah katındandır. Ben zaten Müslümanım. Yani Müslümanım demesinin de içinin dolu olması lazım. Tabii. İçinin dolu olması evet, lazım. Yani bizim Müslümanım derken tavrımızdan biraz farklı olması lazım. Şimdi insan aklına hemen şu soru gelebilir. Tamam söyleyebilir. Ben zaten önceden de Müslümandım diyebilir. Allah bunu kabul ediyor mu? Hı. Ayetin devamında diyor ki ülâike yü'tevne ecrahum merrateyni bimâ sabaru. Demek ki Allah bunların Müslüman olduğunu kabul ediyor. İki ecir verecek. Birincisi bu adamlar zaten Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar doğru bir çizgi tutturmuşlar. Ve onunla karşılaştıklarında da bu testi yapıp Ali İmran suresinin 81. ayetinde sözü edilen sorumluluğu yerine getiren biz bundan sonra sana tabiyiz. Biz bundan sonra senin yanındayız dedikleri için ikinci ecir. Bu ağır görevi de yerine getirdiklerinden dolayı bir ecir daha. Şimdi Erdem Bey bu okuduğumuz ayetlerdeki Mekke toplumunu düşünebiliyor musunuz? Evet. Bakın Mekke toplumunda bu tür insanlar var. Yani kendisine okunanı değerlendirebilecek,
ve beklenen nebi olduğunu, beklenen rasul olduğunu anlayabilecek, o bağlantıyı kurabilecek ve tamam işte benim beklediğim de buydu, ben de zaten Müslümanım, ben de bunu söylüyorum ne zamandır diyebilecek bir altyapı var. Bu bir bilgi birikimini gerektirir. Tabii tabii, elbette. Bu bilgi birikimi kitapla ilgili ilim sahibi demektir. Allah bunlara Kur'an-ı Kerim'de ulema diyor. Bakınız Erdem Bey, düşünün bir kez. Allah bir takım insanlara ulema, alim diyor. Hı. Allah'ın alim dediği kimseler kim bunlar biliyor musunuz? Şuara suresi, Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi. 192 mi? Evet, 192. ayetten itibaren okuyabiliriz. Bakınız Şuara 26. suresi. 26. sure. Bu arada izleyicilerimize ben bugün internet üzerinden de duyurmuştum. Bugünkü programımızda biraz daha belki fazla not almanız, not tutarak ilerlemeniz gerekebilir. Bu yüzden biz çünkü çabuk çabuk bunları geçmek zorundayız programımıza yetiştirebilmek için. Bazı ayetleri ekrana da getireceğiz programımız içerisinde. O yüzden buyurun hocam, 196. ayet. Şuara suresi Mekki bir sure. Mekki, evet. Bakınız Erdem Bey. Ve innehu le tenzilu rabbil alemin. O evet. Kur'an 192'den itibaren okuyorum. 192'den başladınız, ha tamam. Bu Kur'an, bu kitap Allah'ın bir vahyidir. Evet. Nezele bihi er-ruhul emin. Diyelim ki Cebrail onu indirdi. Tamam. Ala kalbike litekune minel münzirin. Senin kalbine indiriyor ki uyarıcılardan oldu. Olsun. Yani Allah seni nebi olarak seçti. Bilisanin arabiyyin mübin. Arap bir, Arapça bir lisanla indiriyor. Açık bir Arapçayla. Açık bir Arapçayla. Erdem Bey lütfen bakar mısınız? 196. 96. Ve innehu lefi zübüril evvelin. Bakın. Mekkelilere. Mekke'de inen bir ayet diyor ki bu Cebrail'in sana Arapça olarak indirmiş olduğu bu kitap öncekilerin kitaplarında var. Hmm. Ve innehu lefi, hem de tekitli yani bu. Ve peki bunun farkında olan insanlar var mı? Evelem yeküllehum ayeten. Şimdi senden nebi olduğuna dair bir delil istiyorlar. Onlara de ki sen şunu söyle. Sizin için yeterli değil mi benim nebi olduğumun ispatı olarak? Ney? Eyya'lemehu ulema'u beni İsrail. Beni İsrail'in alimlerinin bunu biliyor olmaları, bunu biliyor olmaları demek ney? Evet, kendisine indirilenler kesinlikle vahiy olmalı. Bakın bunu, bu bilgiye sahip, bu birikime sahip. Yani okunan ayetleri bir değerlendirmeden geçirebilecek bir bilgiye sahip. Allah bunlara alim diyor Erdem Bey. Yani bizim bugün ya senin bu söylediğin Kur'an'da şu ayete karşılık geliyor dediğimiz gibi. Bunu yapabilecek kapasitede insanlardan bahsediyor. Bakın Şuara suresinin ayetlerini okuyoruz. Evet. Sana indirdiğimiz bu kitap daha öncekilere verilmiş şeylerde de var. Ümmetlere indirilmiş kitaplarda da var. Senin nebi olduğunun delili olarak bu gerçeği İsrailoğullarının alimlerinin biliyor olması yeterlidir. Hmm. Yeterli. Zaten biz biliyoruz ki Ahkaf suresinde peygamberimize indirilen kitabın, mesela Ahkaf suresinin 12. ayetinde peygamberimize indirilen kitabın daha öncekilere, mesela Musa Aleyhisselam'a indirilen kitabın Arapçası olduğu söyleniyor. Bakınız okuyalım. Evet, buyurun hocam okuyalım. Ve min kablihi kitab Ahkaf 12. Hayır, sure sayısı 46. sure olsa gerek. Tamam, 46'ya 12. 46'ya 12. Ve min kablihi kitab Musa imamen ve rahme. Bu kitaptan önce de insanlara önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Ve haza, bu Kur'an da kitabın, musaddikun, lisanen, arabiyyen. Daha önce Musa'ya indirilen kitabın Arap diline göre indirilmiş ve onu tasdik edilendir. Evet. Yani aynı vahyin Arapçası. Başka türlü olamaz ki. Çünkü tasdik edecek ki insanlar, evet zaten benim beklediğim kitap, benim beklediğim Resul benim elimdekini tasdik ediyor olacak diye Resulullah'a tabi olacak. Evet. Şimdi Erdem Bey, İsrailoğullarından bir takım alimler, bir takım alimlerden bahsetti. Hı hı. Ve bunlar tasdik ilişkisini kurabilecek ve evet, gerçekten de bu adam Allah'ın göndermiş olduğu bir nebi olmalı diyecek kişiler olmalı. Hı hı. Ve bunlar diğerleri için bir şahit, yani ben şahidim,
Evet, Allah'ın nebisi. Bakın aynen bu ifadelerle yine Ahkaf suresinde, yani Mekki olan bir surenin 10. ayetine bir bakabiliriz. Bakalım. Bakınız 10. ayeti. Kul erayetum kâne min indillâhi. Evet, bakın diyor ki kul erayetum in kâne min indillâhi. Ne dersiniz? Eğer benim, yani benim size şu an tebliğ ettiğim bu vahiy Allah'tansa. Evet. Ve kefertum bihi. Ve kefertum bihi, ve siz de buna karşı görmezlik ediyorsanız, umursamıyor, kabul etmez, etmiyorsanız bunu. Ve devamında ne diyor? Bakınız. Ve şehide şahidun. Şahidun min beni İsraili alâ mislihi. Ve İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerine şahitlik ediyorsa, fe amene, ve buna iman evet. ediyorsa, yani kendi içinizden itibar ettiğiniz, ilmine güvendiğiniz bir takım insanlar da evet Muhammed'e indirilen vahiy olmalı. Ben ona iman ettim diyorsa, olmuş demek ki böyle bir evet. şey. O evet. zaten biraz şeyin başında Kasas suresinde gördük biz bunu. Ne dersiniz bu defa? Vestekbertum, ve büyüklük taslayarak bunu reddediyorsanız, Erdem Bey, bakınız bunlar Mekke'de inen ayetler. Evet. Mekke'de inen ayetler. Yani bu böyle bir toplumun işte bilgisiz, cahil ya da işte bir takım medeniyetten yoksun kişilerin olması mümkün değil. Yani öyle bir şey imkansız. Ya daha da tabii çok fazla ayet var bu konuyla ilgili. Hocam bir ara vermemiz gerekecek. Oradan devam edelim. Yani kısaca o zaman ilk bölümü toparlayalım. Sonuçta Mekke bize öğretildiği gibi böyle bütün insanlığın o döneme kadar gördüğü ya da bugüne kadar gördüğü en kötü özelliklerin toplandığı bir toplum değil. Kur'an'ın şahitliğiyle tam tersi. Kendilerine okunan ayetler üzerinde değerlendirme yapan, hatta önceki vahiylerle bunların arasındaki tasdik ilişkisini kurabilecek kişilerin de bulunduğu bir toplum diyebiliriz, değil mi hocam, özet olarak? Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.